Merhaba değerli seyirciler, Türkiye'nin yönü programıyla bugün de karşınızdayız. Biz yine iki haftadır Mehmet Ali Güller'le birlikte programı sunuyoruz. Nöbetteyiz. Nöbetteyiz kısacası. Mine Kırıkkanat ve Barış Doster hala Ankara'dalar. Onlar iki hafta sonra da Ankara'da kitap imzalıyorlar ve söyleşilere katılıyorlar. Ben de dün Ankara'daydım, kitap fuarındaydım. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin standında ben de imzaya katıldım. Orada Barış Doster'le konuştuk, görüştük. Mine Kırıkkanat ve Barış Doster yetişemediler bu programa ama önümüzdeki hafta bizlerle birlikte olacaklar. Çok başarılı bir kitap fuarıydı, çok kalabalıktı. İlgi çok yoğundu. Kitap fuarında şunu görmek mümkündü. İktidarın başkentteki hegemonyasının sarsıldığını çok net bir şekilde görmek ve izlemek imkanı vardı. Gelenlerin çeşitliliği ve ilgilendiği kitaplara baktığımız zaman bile bunu görebiliriz. Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği Türkiye'nin belli bir kesimi için bir ön yargıyla bakılan bir kurumdur. Çok değişik insanlar geldi. Mesela çok sayıda ben türbanlı kadının, yurttaşımızın geldiğini, ilgilendiğini, kitap aldığını gördüm. Ben kitap imzaladım onlara. Sonra ülkücüler geldi mesela. Ama şöyle bir ayrım yaptılar. O bakımdan dikkat çekici. Böyle baktı ilk önce bana böyle. Sonra ben sizin elinizi sıkmak istiyorum ama baştan bir şey söyleyeyim dedi. Ülkücüyüm dedi ben. İyi dedim, hoş geldin. Fakat MHP'li değilim dedi. Şimdi, ayrım önemli. Yani ülkücü ama kendisini MHP'li olarak görmüyor. Böyle bir farklı. Onu sormadım. Hani fırsat da olmadı, kalabalıktı, sormadım ama buna sevindim dedim. İşte yani yurtseverlik paydasında buluşabiliriz, birleşebiliriz diye düşündüm. Ve tabii ki işte sol, sosyalist, cumhuriyetçi, demokrat, ilerici çok sayıda yurttaşımız da oradaydı. Yani toplumun her kesimi belli bir ilgi göstermişti ve çok kalabalıktı. Çok etkili bir fuar olmuş. O yüzden demek ki ben de yani niye gelemiyorlar diye bakıyordum. Evet. Barış Doster ve Mine Kırıkkanat'a. İmza demek ki çok ki ikinci hafta sonu da ikinci hafta bağlı sonu bulundukları da yayın evleri onları yine orada tuttu. Yine getirmiş, öyle anlaşılıyor. Güzel. Okurlarla buluşmak keyifli. Keyiflidir. Değerli seyirciler, bu hafta Mehmet Ali Güller'le biz Afrin'i, yeni ittifakı yani MHP ve AKP arasındaki ittifakı görüş değerlendireceğiz. Bir konuğumuz olacak, telefonla katılacak Sayın Abdülatif Şener. Abdülatif Şener biliyorsunuz kendisi hem bir akademisyen, doçent, doktor, maliye alanında uzman bildiğimiz kadarıyla. AKP'nin kurucularından, AKP'den önce Refah Partisi iktidarlarında da Maliye Bakanlığı yapmış. AKP'nin kurucusu sıfatıyla ki liderler arasında sayılmış ve... Dört sütundan biri. Evet, dört liderinden biri sayılmış. Erdoğan, sayılır. Gül, Arınç ve Abdülatif Şener. Dört sütunun üzerinden evet, yükselmişti AKP. Abdülatif Şener, AKP'nin kurucu liderlerinden biri ve ilk AKP hükümetlerinde, iki dönem AKP hükümetinde başbakan yardımcılığı yapan bir isim. Bu önemli. Katılacak ve hem ittifakı değerlendirecek... Hem 2019 seçimlerinin olası sonuçlarını bizim için değerlendirecek ilginç görüşleri var bu konuda. Yer yer hem internet medyasında biz rastladık bu görüşlerini ifade etti. Hem de kamuoyunda ilk kez bir televizyonda sizlerle birlikte paylaşacağız ve diğer gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama iki son dakika haberi var. Onunla evet. Başlayalım mı? Bir maç Beşiktaş-Fenerbahçe dev derbi maçı sonuçlandı. Beşiktaş 3-1 galip. Bir Beşiktaşlı olarak çok mutlu oldum ben ama Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da böyle kaliteli, iyi, nitelikli bir karşılaşma sergiledikleri için kutluyorum. İkinci son dakikayı da ben vereyim. O da şu değerli izleyiciler, geçen hafta da Merdan Yanardağ'la birlikte konuştuğumuz konulardan biriydi biliyorsunuz. Neoliberaller. Evet. Şimdi o neoliberallerle ilgili Murat Belge'nin Türkiye'nin bu geldiği noktadaki paylarından hareketle eleştirmiştik. Şimdi onun yetmez ama evetçi ortaklarından Sevan Nişanyan bugün aslında bu neoliberal tayfanın gerçek yüzünü ortaya koyan bir paylaşımda bulunmuş ve Belge'yi eleştirenlerin itlaf edilmesi gerektiğini savunuyor. İtlaf da biliyorsunuz hayvanların öldürülmesi demektir kısaca. Bu aslında neoliberallerin gerçek yüzünü gösteriyor. Söz gelimi kimi dostlarımız Kırmızı Kedi'nin mesela paylaşımlarına ya biraz nezaket mi açtı acaba? İşte o kadeh
bel altı mı oldu acaba falan gibi eleştiriler vardı. İşte o nezaket diyen dostlarımızın da bu liberal tayfanın gerçek yüzünü görmeleri gerekiyor. Tıpkı o tarafta bir sürü insanın ölmesine neden olacak o yalan haberleri atarken ki çirkinlikleriyle yine işlerine geldiği zaman kendisini eleştirilenlerin böyle itlaf edilmesi gerektiğini çok rahat söyleyebilecek kadar da sahtekar demokratlar maalesef. Evet, ya önemli. Ben de programa girerken gördüm. Mehmet Ali Güller beni uyardı, dikkatimi çekti. İlk önce inanamadım. Şimdi Sevan Nişanyan bir akademisyen, evet, bir profesör ve Kayaköy diye Ege'de biliyorsunuz bir tarihi köyü, boşalmış bir tarihi köyü restore etmeye çalıştı ve orada da tarihi dokuya uygun restorasyon yapmadığı, turistik ve ticari amaçlı bir müdahalede bulunduğu için eleştirildi ve hakkında soruşturma açıldı. Bir başka suçlamayla daha kamuoyunun gündemine geldi. Seyircilerimiz hatırlayacaktır biz belirtirsek. Kadına karşı şiddet suçuyla da yargılandı. Eşine karşı şiddet uyguladığı için. Üstelik de çirkin bir biçimde, yani çok hani üzerinde durmak gerekmiyor. Fakat Sevan Nişanyan solun en azından bir kesiminin de tanıdığı bir isimdir. Çok gündemde olmasa bile son dönemde birikimcidir, birikim çevresinden gelmedir. Yani birikim Murat Belge ve Ömer Laçiner tarafından çıkartılan, altında Sosyalist Kültür Dergisi yazan bir dergidir. İlk sayısı 1975'te çıkmıştır. Etkili bir... Ama 12 Eylül sürecinde büyümüştür, palazlanmıştır. Evet, 75'te çıktı, 12 Eylül'de ara verildi. 12 Eylül'de birikim çevresine açılan dava enteresan bir biçimde sonuçlandı, biliyor musunuz? Sen biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Çok ilginçtir. Savcı tümünün beraatini ve davanın düşürülmesini, takipsizlik kararı verilmesini istedi. Yani böyle bu ciddiye alınacak bir örgüt değildir dedim. Evet. 12 Eylül yönetiminin bile bir tehdit olarak görmediği ama sola akıl vermek üzere ortaya çıkmış bir yani oluşum. Teknik olarak 12 Eylül'ün istediği iklimi yarattı. Yani solla mücadele eden, solu böyle sivil toplumculuk, yeşilcilik, feminizm, insan hakları gibi bir alana evet gönderip gerçek evet sol mücadeleyi daraltmayı hedefleyen bir program uygulamış oldu. 12 aynen, Eylül'ün aynen istediğini öyle bulamadığı şeydi. 12 Eylül'den sonraki işlevi bu daha evet çok. 12 Eylül'den sonraki işlevi bu. Önceki işlevinin bu böyle olduğunu söylersek haksızlık etmiş oluruz. 12 Eylül sonrası için o değil söylüyorum. Ama o dönemde de sosyalist çevrelerde daha çok akıl vermeyi, işte onlara yön göstermeyi, kendisine görev edinen, bu nedenle seçkinci ve yukarıdan bir tavır takınan bir üslupları vardı ve devrimci sol çevrelerde hiç sempatiyle karşılanmayan, hoş karşılanmayan ve o dönemdeki mücadelede önemli bir yeri ve ağırlığı olmamış bir yapılanmaydı. O ayrı ama 80'den önce yine sosyalist hareketin içinde, çevrelerin içinde değerlendiriliyordu. Sevan Nişanyan'a gelirsek ama 12 Eylül'den sonra ki işlevi tamamen senin söylediğin gibi, tamamen katılıyorum. Öyle bir işlev oldu. Yani Türkiye'de her türden, her soydan liberal akımı Türkiye'ye taşıyan ve solun zihninin liberalizmle lekelenmesine yol açan odaklardan biridir. Bu çok açık. Çok önemli işlevleri oldu evet bu bakımdan. Sevan Nişanyan o dönemde Marx'ın bir kitabını çevirmekle tanınan, bilinen birisidir, Grundis kitabının. Daha sonra kitabın yeni baskıları yapıldığında 80'den sonra Grundis önemli bir kitabıdır Marx'ın. Bilinmeyen bir çalışmasıydı Türkiye'de ve daha önce de sol yayınlarından bunun bir çevirisi çıkmıştı. Arif Gelen'in çevirdiği bir Marx kitabıydı. Önemli bir çalışmadır. Sol yayınlarından çıkan kitaplar birikim çevresi tarafından hep böyle aşağılanmaya, ya kötü çeviri, atlanarak evet çevrilmiş, düzgün çevrilmemiş, değiştirilerek çevrilmiş filan dendi hep. Belki bir iki tane örnek olabilir şeyde, yayınlarda ama 1980'den sonra zannediyorum 90'larda ya da 2000'lerde tam tarihine bakmak gerekiyor. Bir hazırlık yapmadan geldik çünkü son anda gördüğümüz için. Grundris'in çevresine ben o kitap üzerinde bir çalışma yapıyordum ve bir tartışma başlamıştı. Teori dergisinde bir tartışma başlamıştı.
O nedenle tekrar baktım. Her ikisi de var bende. Hem Sol yayınlarından hem de Birikim İletişim yayınlarından çıkan yayın var. Onun ön sözünde kitap nasıl çevrildi diye bir ön söz yazmış yeni baskıya. Ben son bölümlerini atladım, onları özetledim diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir akademisyenin, bir çevirmenin yapabileceği şey mi? Yani Marx'ın yazdıklarını özetlemiş. Çünkü ben aradığımı bulamadım. Yok o çünkü. O tartışmada adı geçen şey yok. Ama Arif Gelen'in çevirisinde var. Tam çeviri ve Arif Gelen de çeviriyi değerlendirmiş. İngilizceden çevirmiş, Almanca baskısıyla karşılaştırılmış vesaire vesaire. Yani solu daha özenli bir çeviri. Solu çevirirken de bozmaya çalışmışlar yani, bunu anlamış oluyoruz. Solu aynen. Çevirirken de bozmuşlar. Aynen çevirirken. Demek ki yani Sol yayınlarının çevirileri değil, asıl tartışılması gereken Seven Nişanyan gibi çevirmenler olan Birikim çevresinin çevirileriymiş demek ki. Geçelim, bu çok evet, önemli evet, bir çok iş değil. Bir şey değil ama itlaf çok önemli. Meselesi, itlaf. Bakın, Murat için. Belge'yi eleştirenleri itlaf etmek gerekir diyor Seven Nişanyan. Liberal demokratlara bakar mısınız? İtlaf daha çok Türkçe'de, bizim toplumumuzda, yani Türkçe bir kelime değildir ama. Hayvanları katletmek, evet. Öldürmek. Hayvanların öldürülmesi için kullanılır. Yani Seven Nişanyan bizlerin, yani liberalleri eleştirenlerin, bu cehennemin yolunu döşeyenlerin, özgürlükçü ve demokratik gerekçelerle AKP iktidarına destek verenlerin, cemaati destekleyenlerin bir dönemde 12 Eylül 2010 referandumunda yetmez ama evet ya da evet diyen, çoğu soldan gelen, dönek solculardan oluşan, bazıları hala kendisini solcu sayan çevreleri eleştirenlere, Murat Belge'yi eleştirenlere bunları hayvan gibi katletmek gerekir diyor. Bunu seyircilerimize bırakıyoruz. Kamuoyunun vicdanına ve aklına bırakıyoruz. Bu bir çılgınlık hali herhalde. Bir de nezaketsizlikle suçlamışlar değil evet. mi? Hiçbir ön yargı olmadan Kırmızı Kedi Yayın Evi bir Murat Belge fotoğrafını aleni, yani internet ortamında, medya ortamında olan bir fotoğrafını. Meyhane sohbetleri diye bir röportajı var. O röportajda kullandığı fotoğraflar. Bir fotoğrafı Aliye koymuşlar. Kazanmış bir fotoğraf. Evet. Şimdi Murat Belge o fotoğrafın gizli bir fotoğraf olduğunu, özel bir fotoğraf, özel fotoğraf olduğunu, özel hayata. Yo, dergide yayınlanmış. Kaldırılması için bir de tebligat yolluyor bence Kırmızı Kedi'ye mesela. Kırmızı Kedi'yi bir şekilde eleştirebiliriz. Burada ben de eleştiriyorum. Onun yerine Tayyip Erdoğan'la birlikte tabii, bir resepsiyonda. Akil adam fotoğrafını akil adamlar toplantısında toplantısından sonra verilen bir resepsiyonda birlikteyken, yan yana böyle omuz omuzayken çekilmiş bir fotoğrafları şimdi var. Ama meselenin bir de onu şu kullansaydı var. Keşke. Bir de şu yanı var. Yani bir liberalin yarattığı şu cehennemi düşünün. Kendi rakı kadehli fotoğrafının yayınlanmasından bile korkar hale gelmiş bir siyasal tabii. iklim var. Ve onun yaratıcısı. Yani kendi fotoğrafından korkuyor ve utanıyor ve bel altı sayarak aynı. Kaldırılmasını istiyor. Bu aslında yarattıkları siyasal ikliminde ne derece kendilerini bile ürkütür hale geldiğinin göstergesi. Buyursunlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu faslı geçelim evet, faslı bence. Geçelim. Şimdi arkadaşlar eğer hazırlarsanız Abdüllatif Bey'i birazdan alacağız. Afrin'i değerlendirmek lazım. Değerli seyirciler, geçen hafta, yani bir haftayı değerlendiriyoruz. Afrin operasyonu epeyce yine gündemimizde yer tutmaya devam etti. Oradaki bir fotoğraf benim çok dikkatimi çeken bir fotoğraftı. Bu bir toplu bir şey, bir cuma namazı. Jandarma özel harekat birlikleriyle ve ilk kez bir sınır ötesi operasyonda polis özel harekatı da kullanılıyor. Evet. Şimdi zaten orada bu yeterince tartışılmadı. Şimdi JÖH kısaltılan jandarma özel harekat. Şimdi bu her iki jandarma bir parça, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olduğu için terfi ve sicil işlemleri hala Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden yürüdüğü için kabul edilebilir, anlaşılabilir bir yapılanmadır bu operasyonda yer almak bakımından. Fakat ilk kez bir sınır ötesi operasyonda polis özel harekatı birlikleri kullanılıyor. Uzunca bir süre, Özal döneminden itibaren başlayan bir proje var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısına polisi başka bir, onu dengeleyecek bir silahlı kuvvet olarak çıkarma projesi. Evet. Şimdi bir sınır ötesi operasyonda polisin kullanılması, ki ilk kez oluyor benim bildiğim, ilk kez oluyor polisin kullanılması çok önemli bir gelişme. Ve biz bunu birlikte kılınan cuma namazı nedeniyle anlıyoruz. Polis özel harekat
birliklerinin kullanılması bir savaş deneyi kazanan, savaşçı bir birlik oluşturma çabasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bu son derece tehlikeli. Abdüllatif Bey telefon attığımızdaymış. Tamam. İsterseniz onunla devam edelim. Değerli seyirciler, doçent doktor Abdüllatif Şener hem Refah Partisi hükümetlerinde bakanlık yapmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu liderlerinden, eski başbakan yardımcısı. Telefon attığımızda iyi akşamlar Sayın Şener. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz Mehmet Ali Güller'le birlikte stüdyodayız. Türkiye'nin Yönü programını sunuyoruz. Bu Afrin meselesini konuştuk. Polis özel harekatı diye bilinen birliklerin sınır ötesi bir operasyonda da kullanıldığını biz yeni öğrenmiş durumdayız. Bu hafta ortaya çıktı. Siz daha önce böyle bir olay hatırlıyor musunuz? Bir dış operasyonda polis kullanıldı mı hiç? Mesela PKK ile mücadelede. Şu ana kadar böyle bir bilgim yok. Benim değil kimsenin böyle bir bilgisi yok. Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri evet. ve polis teşkilatının görevlerinin ve sorumluluklarının, yetkilerinin ve bu yetkilerin sınırlarının ne olduğu ilgili kurumların teşkilat yasalarında ve diğer yasalarda, anayasada vardır. Polis teşkilatımızın özel olarak eğitilmiş olsa bile sınır ötesi savaş denilecek operasyonlara katılmasının yasalarımıza uygun olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla burada yasaları da zorlayan bir durum söz konusudur. Ve polisin asıl yetiştirilme amacı savaşmak değil. Hatta kentlerde, şehir merkezlerinde asayişi ve güvenliği sağlamakla ilgilidir. Tamamıyla görev alanı dışarısına çıkarılmış gözükmektedir. Bunu neye bağlıyorsunuz Sayın Şener? Doğrusu yani biraz eşyasız yapmak lazım. İlk defa yayınımızdaki bu sorunun üzerine karşılaştım. Üzerinde çalışmak lazım. Ama polis, yani birincisi şu olabilir. Biliyorsunuz son 10 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri siyasetin elinden çok çekti. Evet. Yani Ergenekon bağlıyoruz, bilmem casusluk davaları vesaire diye. Ve daha sonra da 15 Temmuz sonrasında bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri büyük yaralar aldı. Bu yaralar sonrasında Afrin gibi çok büyük çaplı olmayan, karşısında çok büyük bir güç olmayan operasyon nedeniyle bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek başına kullanılmasını yeterli görmemiş olabilirler. Ama böyle bir düşüncede ordumuza zaaf yükledikleri anlamını taşır. Doğru değildir. Ama birinci planda hatırıma gelen bu. İkincisi yani polisi savaşa hazırlamak suretiyle ne elde edilir? Daha çok sivil bölgelerde, kentlerde asayiş sağlayan polisin cephe savaşlarına hazırlanması, yani Türkiye'nin geleceğindeki belli bir ayrışmada, sıcak çatışmada kullanılmak üzere bir hazırlık mıdır diye çok ileri agresif bir yorum yapabiliriz. Ama buna doğrusu ben yakıştıramam. Fakat Türkiye'de de gerçekten hiç hayal etmediğimiz, düşünmediğimiz, düşüncelerimize bile sığmayan olaylar meydana gelmektedir. Şimdilik bununla tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki, bu konuda çok teşekkür ederiz. O zaman bu ittifaka gelelim. Mehmet Ali Güller de size sorular yöneltecek. Bugün sizin internet ortamında yayınlanan bir röportajınızda evet. Sayın Erdoğan'ın seçimleri kaybedeceğini 2019'da belirtmişsiniz. Zaten MHP ve AKP arasında yasa yoluyla bir ittifak sağlanmasının da kaybedeceğini gösterdiğini belirtmişsiniz. Bunu biraz açar mısınız? Erdoğan neden kaybedecek? Bu ittifak neden kaybedecek? Neden başarısız? Ve nasıl bu noktaya geldi? Bu görüşünüzü açar mısınız? Bunun üzerinden konuşalım. Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi ile
Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki, daha doğrusu Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli arasındaki seçim ittifakının Erdoğan'a kaybettireceğini düşünüyorum ben. Yoksa buradan Milliyetçi Hareket Partisi'nin zararlı çıkacağını söylemiyorum. Anladım. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bildiğiniz gibi önce barajın düşürülmesiyle ilgili bir girişimde bulunmuştu. Yani hükümete verdiği destek nedeniyle bunu talep etmişti. Fakat İktidar Partisi bunu kendi siyasi çıkarlarıyla uzlaşır bir şey olarak görmediği için buna sıcak bakmadı. Ama kendisine en azından 15 Temmuz seçimlerinden beri çok sıkı bir şekilde destek olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin de taleplerini karşılama ihtiyacı duydu. Ve bu ittifak çalışması buradan ortaya çıktı. Çünkü şu andaki konumu gereği barajı aşabilecek durumda olmadığı da açıkça anlaşılmaktadır MHP'nin. Ama böyle bir ittifakla, yani MHP-AKP ittifakıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin en azından mecliste temsil edilecek bir milletvekili çıkarabileceği anlaşılıyor. İttifak olmasaydı artık önümüzdeki dönem MHP mecliste temsil edilemez diye kesinlikle söyleyebilirdik. Dolayısıyla bu kendisine sürekli destek veren MHP'nin lehinedir ve bunu karşılamış gözükmektedir. Ama böyle bir ittifak doğrusu Erdoğan'a kaybettirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı bu ittifakla girdikleri takdirde, böyle bir ittifakla bir seçim yaptıkları takdirde asıl kendi seçimi olan Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedecektir. Neden bu böyledir? Çünkü şimdi MHP ittifakından dolayı, yani ihtiyaç duyduğu %51+1'lik oya ulaşabilir mi? Bu imkansız bir şey. Çünkü bildiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi bölünmüş vaziyettedir. Ve şu anda da yani çok fazla bir oyu kalmış değildir. Ama kalan oylar dahi bu ittifak nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı desteklemek üzere kullanılmaz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni halen bu partinin çatısı altında bulunan, bu partiye oy vermeye hazır durumda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığında kendisine yakın hissetmez. Neden hissetmez? Çünkü yıllardır Sayın Bahçeli Erdoğan hakkında çok ağır sözler söyledi. Erdoğan da genel başkanları aleyhine çok ağır sözler söyledi. Böylesine genel başkanlarına ağır sözler söyleyen, yani onları tek tek sıralamak istemiyorum. Ve cevap sadedinde de Sayın Bahçeli'nin bu kadar ağır ithamlarla bir takım değerlendirmeler yaptığı bir ortamda Erdoğan'a karşı MHP tabanının soğukluğunu ben halen hissediyorum. Yani konuştuğumuz, biz evet Bahçeli'nin politikalarını beğenmesek dahi burası bizim çatımızdır. Bahçeli bugün var, bugün yok. Biz MHP'den kopamayız. Burası bizimdir diyen ülkücü ve MHP'li seçmenler Erdoğan konusu gündeme geldiğinde hayır kardeşim, yani tavanda böyle bir ittifak yapılsa da biz ona oy veremeyiz diyorlar. Bunun defalarca şahidi olmuşumdur. İkincisi, MHP ile ittifak Erdoğan'ın önemli bir oy potansiyeli olan, oy kaynağı olan Kürt seçmenleri oradan uzaklaştıracaktır. Onu da kaybedecektir. Yani Türkiye'de ne kadar Kürt seçmen var diye sorulduğunda farklı değerlendirmeler yapılıyor. %15 diyen var, 17 diyen var, hatta 20'ye çıkaran var. Ama ortalama %17 alacak olursak, bunun 10'luk kısmı HDP seçmenidir diye değerlendirirseniz Tayyip Erdoğan'da ve AKP'de en az bir %7'lik HDP, yani HDP demeyin, Kürt seçmen vardır. Ve bu seçmenler MHP ittifakından
son derecede de rahatsızdırlar. Bu rahatsızlıklar öylesine düzeydedir ki Erdoğan'ın karşısında uygun aday buldukları takdirde asla Erdoğan'a oy vermezler. Şimdi burada ne anlatmaya çalıştık? Bir kere şu anda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için yeterli %50+1'lik oyu yoktur. Evet. Yani kaç toplasa %40 var diyoruz. Daha %10'un üzerinde oya ihtiyacı var. Bunun için gidiyor MHP ile ittifak kurmaya kalkıyor. Ama MHP seçmeni hiç ittifak nedeniyle milletvekili seçiminde kendi partilerine oy verseler bile Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verme isteğinde değiller ve vermeyecekler. Yani oradan çok fazla biri oy alamayacak. Yani taş çatlasa %1-2 alır. Eder o da %42 en fazla. Peki buna karşılık çok büyük kaybı var. O kayıp ne derseniz yıllardır kendisini desteklemiş olan önemli bir seçmen kitlesi oradan kaçacaktır. Bu da en az benim hesabıma göre %7'lik bir oy kaçışı demektir. Yani Cumhurbaşkanlığı oyları şu anda %35 görünüyor benim hesabıma göre. Çok ilginç. Onun için kaybedilet diyorum. Şeyden emin miyiz? Ben şimdi şeyi düşündüm de milletvekili seçimi ayrı, Cumhurbaşkanlığına ayrı oy mu kullanılacak? Aslında hepsi bir... Evet, ayrı oy kullanılacak. Peki bir ikinci nedenle ilgili, yani Kürt oylarını kaybetme ihtimaliyle ilgili AKP'nin bunu Hüdapar gibi partilerle telafi etme ihtimali bir seçenek midir? Nasıl bakıyorsunuz Sayın Şener? Şöyle, Hüdapar'la biliyorsunuz şeyi var, ilişkisi var. Zaman zaman da görüşüyor, iki parti görüşüyor birbiriyle. Geçenlerde Hüdapar'dan yapılan açıklamada sanki Afrin Harekatı nedeniyle bile Erdoğan'ın yanında olduklarını söylediler. Veya da zaten Amerika'nın askeri durumuna düşmüştür vesaire şeklinde bir değerlendirme yapmışlardı. Ama şu var, partinin orada da Hüdapar'da da partinin fazla bir oyu yoktur. Yani onların o %0.5 bile değil şu anda. Yani Diyarbakır ve Batman'da biraz oyları var. Onun dışında fazla bir oyları yok. Yani o oylar kurtarmaz. İkincisi de parti yönetiminin ve tavanın yönlendirmesi bu kırgınlığı ortadan kaldırmaz. Yani şimdi Kürt oylarıyla ilgili daha ayrıntılı bir değerlendirme yapacak olursam şunu söyleyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler HDP'ye değil de orayı tercih edenler dindarlıklarından dolayı tercih ediyorlar. Türkiye'de şunu kabul etmek lazım. Türkiye'nin en dindar halk kesimi Kürtlerdir. Yani çok katıdırlar, inançlarına bağlıdırlar. Hepsini söylemiyorum. Önemli bir seçmen kitlesi var böyle. Ve bunlar sol bir gelenekten geldiği için HDP'ye asla oy veremezler. Oraya yakınlıkla duyamazlar. Bu nedenle dini dürtüler nedeniyle hiç tereddüt etmeden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermektedirler. Şimdi öteden beri de bu böyledir. Tam Milli Selamet Partisi döneminde bile Milli Selamet Partisi'nin önemli oy depolarından biri böyleydi. 91 yılında MHP ile Refah Partisi ittifak yaptığı zaman Doğu illerinden hemen hemen hiç milletvekili çıkaramadı. Yani saysak 5 tane ancak yapar. Yani %17 almış bir ittifakta Doğu, Güneydoğu bölgesinde tamamıyla bir çöküş yaşanmıştı. Daha sonradan onu telafi etmeyi başarabildi. Şimdi böylesine dindarlığı nedeniyle AKP'de olup HDP'ye gitmeyen seçmenler sürekli son 3-4 yılda kırgınlık yaşıyorlar. Hayal kırıklığına uğramış vaziyetteler. Bu Sur'da, işte Şırnak'ta, Cizre'de, Nusaybin'deki operasyonlar nedeniyle başlayan kırgınlık. Daha sonra Kuzey Irak referandumundaki Erdoğan'ın aç bırakırız vesaire gibi çok ses söylemleri diğer bir seçmen kitlesi arasında konuşulan bir konu olmasa bile bölgedeki seçmenlerle yıllardır işte AKP'ye
oy vermiş, destek vermiş, hizmet etmiş seçmenlerle konuştuğumuz takdirde çok yakın bir kırgınlığın yansıtmaktadır. Ne demektir? Müslümanlıkta insanları aç bırakmak mı var? Bu ne demek istiyor diye kızgınlıklarını dile getirmişlerdir. Evet. Bu Afrin de bir kırılmadır aslında. Ama bunların hepsinden daha fazla ve daha etkili bir kırma bunu tamamlayacak olan şey bu MHP ittifakıdır. Evet. Yani bu seçmen kitlesini çok yakından arkadaşlıklar ve ikili ilişkilerle de tanıdığından ve yıllardır o bölgeden oy alan partilerde milletvekilliği bakanlık yaptığım için o bölgelerde çok dolaşmış, halen irtibatları olan biri olarak o bölgenin, o seçmen kitlesinin duygularını ve duyu azlıklarını bu şekilde ölçüyorum. Evet. Peki Sayın Şener, yani Erdoğan kazanamaz diyorsunuz ama yani peki kazananın stratejisinin ne olması gerekir sizce? Kaybedenin kaybetmesi için bir de kazananın doğru bir stratejisinin olması gerekir ki o noktada sizin deneyimli bir politikacı olarak izlenmesi gereken strateji konusundaki görüşleriniz nedir? Çünkü Sayın Şener, siz sözünü ettiğim röportajda muhalefet ciddi bir hata yapmazsa kazanır evet. demişsiniz. Nedir o evet, hata? Tam bu cümleyle başlayacaktım. Yani biz hoca olarak ders anlatırken hep bazı varsayımlar koyarız. Evet. Şu varsayımlarla bu işin sonu şöyle olur deriz. Yani Sayın Erdoğan seçimi kaybeder bu ittifakla dediğimiz zaman bunun başka varsayımları var. O varsayımları bir cümlede özetleyecek olursak hepsini toplayıp muhalefet partilerinin ciddi hata yapmaması lazım. Ciddi hata dediğimin birincisi seçim güvenliğidir. Yani seçim güvenliği. Evet, yani kimse bak bunu konuşmuyor. Herkes kimin aday olacağını konuşuyor. Seçim güvenliği üzerinde muhalefet partilerinin çok ciddi çalışmaları lazım. Ben yokluyorum kim ne yapıyor diye. Yani belki size sürpriz gelecek ama yine seçim güvenliği konusunda en çok düşünen ve üzerinde fiilen de çalışmalarını başlatmış olan parti Saadet Partisi'dir. Oy oranı düşük bildiğiniz gibi. %1'lik bir partinin çok çalışmış olması, iyi organize olmaya çalışıyor olması seçim güvenliği açısından yeterli değil. Nitekim şimdi işte 170 bin civarında sandık var. Yani Saadet Partisi şu anda 100 bin sandığa hakimdir desek bile önemli bir boşluk var. Üstelik de benim seçim güvenliği dediğim şey sadece ve sadece sandıklara hakim olmak demek değildir. Sandığa atılanıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun hazır ilan ettiği sonuçlar arasındaki bütün süreçleri denetleyemiyorsanız seçim güvenliği yok demektir. Yani seçim kurulunun açıkladığı toplam sonuçları sandık bazında çek edemiyorsanız vaktinde ve buna itiraz edemiyorsanız seçim güvenliği yok demektir. Onun için yani her partinin bu seçmenlerle ilgili, seçim güvenliğiyle ilgili ayrı genel başkan yardımcılıkları vardır. Bu birimlerin önümüzdeki günlerden itibaren muhalefet partilerinde en yoğun çalışmayı yapması gereken birimler olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle devam ederse, ilgisizlik sürerse bu seçimi kimse alamaz. Bunu da net söylüyorum. Tabii adayla bağlantılı da var. Önemli boyutlar, noktalar var. Şimdi bu 16 Nisan referandumu ve bu referandumda çıkan %50'lik hayır oyu herkesin seçim sonucunu baz alarak konuştuğu oylar. Efendim işte %50'yi temsilen birini çıkarmak lazım. Bence anayasa başka şeydir, Cumhurbaşkanı başka şeydir. Anayasaya herkes kendince gerekçelerle hayır verdi. Kim var anayasaya hayır verenler arasında? İşte Saadet Partisi gibi AK Parti'den daha dindar bir kesim olduğu gibi laik ve Atatürkçü Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de var. Bunun için de MHP'den kopan Türk milliyetçileri olduğu gibi
Aynı şekilde Türk milliyetçileri de var. Ve çok sayıda da sosyalist harekete mensup insanlar var. Bunların hepsi uçlar. Yani bir araya getirmesi zor olan uçlar ama referandumda hepsi bir gerekçeyle, kendince gerekçelerle hayır oyu verdi. Şimdi bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir araya getirmekte zorluklar var. Şuradan dolayı zorluklar var. Referandumdaki evet oyları daha homojendir. Hayır oyları Türkiye'deki en uçların bir araya geldiği oylardır. Peki nasıl gelecek? İşte bu nasılın cevabını bulmak lazım. Ben şöyle kulak misafiri oluyorum her köşede konuşulanlara. Yani biraz zorlukları var. Bunu belki biraz oluşturmaya çaba harcamak lazım. Ama doğru adayın seçilmesi lazım. Doğru aday seçilmediği takdirde olmaz bu işler. Yani keşke şöyle bir şey olsaydı. Türkiye'de seçmen çok ayrıştırıldı. Bunu başta Sayın Erdoğan olmak üzere siyasetçiler yaptılar. Mesela sol kulvarda yetişen Türkiye'nin tamamının sevgi duyduğu bir isim olmalıydı. Bir değil, çok sayıda isim olmalıydı. Ama Anadolu'ya gittiğiniz zaman köyleri, kasabaları, kentlerde bazı semtleri, mahalleleri dolaştığınızda yani seçmenin çok katı bir şekilde ayrıştığını görüyorsunuz. Aa bu sol, at bir tarafa. Öbür taraf diyor, aa bu deyince at bir tarafa diyor. Böyle bir ayrışma var. Bunu da aşmak lazım. Onun hesaplarında şimdiden yapılması lazım. Ve üçüncüsü bence, üçüncü bir noktada bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Erdoğan'ın kaybedeceğine insanların inancını tazelemek gerekiyor. Evet. Yani öyle bir şey yapacaksınız ki insanlar ve kitleler bu gidebilir, artık gidiyor diyebilmeli. Bunun da stratejiler üzerinde çalışılması lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli bir saptama bu. Yani Erdoğan'ın gidebileceğine dair kitlelerin belli bir inanca sahip olması, bu konuda ikna olması ve bu konuda çalışılması önemli ama evet. Üç gerekçeniz de çok önemli. Bir, seçim güvenliği gerçekten önemli çünkü seçim evet. Güvenliğini tehlikeye atacakları çok açık. Çünkü bunun için bir yasal zemin de oluşturmaya çalışıyorlar ve nitekim 16 Nisan referandumu ve bu referandumun sonuçları hala tartışılıyor. Bir de ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu'nu çete olmakla bile itham etti. Şimdi her seçim kurulu gördüğüm kadarıyla bir Yüksek Seçim Kurulu haline getirilmeye çalışılıyor. Evet. Yani her seçim kurulu sanki yine tırnak içinde belirtelim bir çeteye dönüştürülmeye çalışılıyor. Bir kere böyle bir hazırlığın yapıldığı bir yerde evet. Böyle bir hazırlığın yapıldığı yani yer... Her bildiğimi de söylemek istemiyorum ama bakın bu özel bir ilgi alanı olarak iktidar cephesinde çalışılıyor. Hı-hı. Yani ta ilçe seçim kurullarından itibaren ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları, yüksek seçim kurulu hepsi masaya yatırılmış ve bütün kurgular Erdoğan'ın seçim almasını sağlamaya yönelik olarak ortaya konulmuş ve çalışmalar devam ediyor. Biz geçiyoruz mesela. Kanuni'sinde kararname ile Yargıtay'a, Yüzlü'ye, Danıştay'a, 16'ya ataması yaptı. Halbuki anayasa çok açıktır. Böyle bir atama olamaz. Anayasaya aykırı bu. Peki bunu sadece Yargıtay, Danıştay'daki üyelikleri belirlemek için mi atadılar? Hayır. Çünkü Yargıtay ve Danıştay üyeleri kendi üyeleri, kendi mensupları içinden Yüksek Seçim Kurulu'na üye seçiyorlar. Bir taraftan da orayı belirlemiş oluyorlar. Evet. Bunun dışında bu güçlerine isnaden zaten Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bütün üyelerini belirlediler. İlçe seçim kurullarından itibaren bütün idari ve başkanlıkları teker teker ele alıp düzenliyorlar. Buna karşılık Bu çalışmaya karşılık kontra seçim güvenliği ciddi meseledir diye ortaya çıkacak ve kendisini sonuna kadar o konuyu halletmekle memur görecek
siyasi partiler olmalıdır ve bunlar mutlaka muhalefet partileridir. Bu uyarınız çok önemli. Zaten evet. Ya böyle bir hazırlık yapılıyor. Bir de seçim sandık başkanları, seçim kurulu başkanlarının devlet memuru olma zorunluluğunun getirilmesi zaten bu atamaları iktidarın düzenleyeceğini, seçim sandık başkanlarının evet. da iktidar tarafından düzenleneceğini gösteriyor. Bu çok önemli bir evet. uyarı. İkincisi aday önemli dediniz. Toplumdaki evet. saflaşmanın keskinleşmiş olması gerçekten adayın özelliklerinin burada dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Sizin buna ilişkin bir öneriniz var mı? Şu yani anda adayın kimliği derken her kesimden oy alabilecek bir aday mıdır kastettiğiniz? Evet yani seçmen farklı seçmen tabanlarına aykırı gelmeyecek. Anladım. Oyların diyeceği birini bulmak lazım. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok önemli bir katkıda bulundunuz. Sağ olun. Yine röportajınızda bir başka sözünüz de vardı. Onu da hatırlatayım. Onunla kapatalım. Muhalefetten evet. bir teklif gelirse yerel seçimlerde adaylığı düşünebilirim demişsiniz. Yani şöyle görüyorum. Herkes kendi hayatıyla ilgili bireysel şey yapar. Bir plan yapar. Evet. Önümüzde 3 seçim var. Belediye seçimleri var, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ben de kendimle ilgili şöyle bir plan yaptım. Yani artık milletvekilliğini düşünmüyorum zaten. 16 yıl 4 dönem milletvekilliği yaptık. Maliye Bakanlığı yaptık. Daha sonra işte Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcılığı yaptık. Bakanlığını da milletvekilliğini de gördük. Her parlamentonun her düzeyinde mücadelemiz ve görevlendirmelerimiz oldu. Onu düşünmüyorum ama o da işe yarayacağını düşündüğüm takdirde o evet varım diyeceğim bir konudur. İşte belediyeler seçimleri daha erken olacağını düşünüyorum. Bir erken seçim beklemiyorum. Bununla ilgili belki diyorum. Diğer durumları da İşte ilgili zeminlerde gözden geçirmek lazım. Ama önümdeki bu 2 yıl içerisinde milletvekilliği, belediye, cumhurbaşkanlığı seçimleri bittikten sonra siyaseti bir tarafa bırakıp bir düşünce kuruluşu oluşturmayı, düşünce platformunda mücadele etmeyi düşünüyorum. Yani milletvekilliği mi bir düşünce kuruluşu mu derseniz düşünce kuruluşunu milletvekilliğinin önünde görüyorum. Anladım. Sizin gibi deneyimli, üstelik akademi kökenli bir politikacı ve daha da önemlisi AKP'nin teşhir edilmesinde çok önemli bir rol oynayan son yıllarda bir düşünce ve siyaset adamı olarak sizin siyasete aktif bir şekilde dönmenizde bu ülke açısından her bakımdan fayda var bana göre. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mehmet Ali Güller'in belki sorusu var. Yok benim sorum yok. Ben de Sayın Şener'in Türk siyasetinde yerinin hala olduğunu düşünenlerdenim. Bunun vekillik yoluyla değil de yerel seçimlerde bir belediye başkanlığıyla olması da yerindedir. Bunun hatta Sayın Şener'in kişiliğinde bazı kritik bölgelerde ciddi bir ittifak sağlayacağını, birkaç önemli partinin kitlesini de yan yana getirme avantajı doğuracağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum Sayın Şener'e. Bu özellikleriyle belki başka sürpriz adaylıklar da olabilir. Evet. Kim bilir? Sayın Şener çok teşekkür ederiz katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, epeyce uzun sürdü. Bir araya gideceğiz ama ondan önce kısaca bir sıcak bir biçimde değerlendirelim. Evet. Ne diyorsun söylediklerine? Ben çok önemli görüyorum. Özellikle seçim güvenliği meselesine Sayın Şener'in dikkat çekmesi bir uyarı olarak sadece bu konuyla Saadet Partisi'nin şu aşamada uğraştığını ama diğer partilerin bu konuya eğilmediğini söylemesinin çok önemli bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Başta Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi olması gereğiyle bu konunun üzerine şimdiden önemli eğilmeleri gerekiyor. Mesele sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun ne olduğunu tespit etmekle
sınırlandırılamaz. Öyle olduğu takdirde zaten yenilgi kabullenilmiş oluyor neredeyse tek başına. Burada kanun hükmünde kararnameyle Yargıtay ve Danıştay atamalarının anayasaya aykırı olarak yapılması ve Yargıtay ve Danıştay'ın da anayasaya aykırı atamalar sonrası kendisinin Yüksek Seçim Kurulu'na atamalar yapıyor olmasıyla ana muhalefet partisinin büyük mücadele vermesi gerekiyor. Bu çünkü esas kritik yer burası. 16 Nisan'dan çıkarılacak dersler de var ayrıca. Yani bir sokak çatışmasıyla iktidarın muhalefeti korkutması karşısında muhalefetin aman bir şey olmasın diyerek hayır oylarına sahip çıkmaması Türkiye'ye bedel ödetti. Şimdi kalkıp bu saatten sonra da zaten hayır oyları %51.2 idi demenin de o bakımdan meseleye bir anlamı, bir yararı bir anlamı olmuyor, kalmıyor. Bir faydası olmuyor. Zamanında yerinde doğru mücadele, halkla birleşerek doğru mücadele vermek gerekiyor. Kuşkusuz sokak çatışması ihtimali olabilirdi ama onun önünü alacak temel mesele de şuydu. Taraftarlarıyla Kılıçdaroğlu'nun değil ama bin tane CHP'li avukatla birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gidip o gün tek başına Ümit Özdağ'ın yaptığı mücadeleyi bin avukatla sürdürmesi halinde o hayır oylarının en azından bir bölümüne sahip çıkılabilirdi. Belki de bugün Türkiye bambaşka bir ülke olurdu. Ülke olurdu. Şimdi Sayın Şener'in tabii işaret ettiği birkaç faktör var. Ben notlarıma bakıyorum. Mesela %35 civarında görüyor oyları. Bu çok ciddi bir saptama ve bir de şu çok önemli. Yani her öğrendiğimi, duyduğumu da paylaşmak doğru mudur diye başladı. Ben bunu şöyle okuyorum. Çok sağlam kaynakları var ve oradan bilgi alıyor. İkinci söylediği şey şu. AKP'de ilçe, il ve yüksek seçim kurulları masaya yatırılmış durumda. Değerli seyirciler, Türkiye'deki ilçe sayısını düşünürseniz eğer yüzlerce ilçe seçim kurulunun masaya yatırıldığı ve her biri üzerinde çalışıldığını AKP'de, il seçim kurullarının üzerinde çalışıldığı, yani onların yapısıyla oynayacak bir takım düzenlemeler yapıldığını ve Sayın Şener'in ifadesiyle her şeyin Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına göre planlanma ve düzenlenme çabası içine girdiklerini görüyoruz. Bu çok önemli bir uyarı. Evet. Buna karşılık başta Cumhuriyet Halk Partisi eğer muhalefet cephesinin amiral gemisi ise, yani büyük gücü ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bunların üzerinde çalışması gerekiyor. Bu çok önemli. Aday dedi. Bir üçüncüsü daha vardı. Evet. Adayın niteliği önemli. Onun üzerinde duralım. Üçüncüsü de Erdoğan'ın kaybediyor olduğuna. Tamam, ona geleceğim. Onu konuşacağız. İkincisi aday meselesi. Evet. Benim gördüğüm burada izlenmesi gereken strateji şu. Yani bir, bu seçimi birinci turda bir kere kazandırılmamasını sağlamak. Yani Erdoğan'ın bu seçimi birinci turda kazandırmamasını sağlamak her muhalefet partisinin temel stratejisi olmalı. Bunun yolu ne? Bunun yolu bir önceki aslında seçimlerden de çıkarılması gereken bir ders. Bir ortak aday, yani bazı kesimleri dışarıda bırakacak şekilde bir ortak adayı hemen ilk turda toplumun önüne getirmemek. Her partinin 100 bin imza da toplayıp aday çıkarılması, böylece Erdoğan'ın karşısındaki hemen her kuvvetin kendi oyunu alabildiği bir durum yaratır ki bu %35, %40 diye bugün telaffuz edilen AKP-MHP toplam oyunun ancak kendisiyle sınırlı kalmasını sağlar. Herkes kendi adayını çıkarsın. İkinci turda en yüksek alan adayın karşısında bu kez birleşme olanağı artmış olur. Yani Ekmelettin İhsanoğlu üzerinden gidersek, Ekmelettin İhsanoğlu'na ortak adayı olarak AKP-MHP, CHP-MHP'nin adayı olarak oy vermeyecek pek çok kesim bu kez ikinci tura en çok kazanan aday kimse, CHP'nin adayı olabilir, İYİ Parti'nin adayı olabilir ya da çok sürpriz başka adaylar çıkabilir, bağımsız adaylar çıkabilir, onların etrafında birleşebilmesini kolaylaştırır. O yüzden önce birinci turda bol aday diyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü herkes kendi propaganda ve ajitasyonunu yapar ve seçim ve Türkiye hakkında ne düşünüyorsa bunu söyler, evet. Bunu ifade eder. Bu aynı zamanda seçim şeyini arttırır. Kesinlikle. Katılım oranını artırır, siyasal tartışma kalitesini yükseltir, evet. Çeşitliliği artırır. Seçmenlerin, yurttaşların gözündeki bütün alternatiflerin görünür hale gelmesini sağlar.
Ve dolayısıyla her siyasal özne bu kampanyada bir tür siyasal tatmin de edinir. Dolayısıyla ikinci turda kalacak iki aday arasında tercih yapmak çok daha kolay olacaktır. Çünkü başka seçenek yoktur. Evet. Ya istemediğiniz aday kazanacaktır ya da ona göre, yani bazılarına göre ondan daha az kötü ya da daha kabul edilebilir diyelim bir aday kazanacaktır. Zaten iki turlu seçimlerin amacı da budur. Hem seçilecek olanı toplumun geniş bir kesiminin desteğini alarak iktidara gelmesini sağlamaktır. Yani %50'nin üzerinde iktidara oy alarak iktidara gelmesini sağlamaktır. Hem de birleşmeyi gerçekleştirmektir ikinci turda. Bu önemli. Hem de birinci turda herkesin kendi adayıyla ve kendi propagandası ve programıyla çıkmasına imkan sağlamaktır. Bu doğru. Fakat ben Sayın Şener'in sözlerinden şöyle bir sonuç çıkardım. Adayın niteliği derken, yani herkesinden oy alacak bir aday dedi. Ben bunun çok bu yaklaşımın aslında çok doğru olduğu kanısında değilim. Daha doğrusu herkesinden oy alacak adaydan ziyade yani geniş bir kesime güven verecek aday diye bunu tanımlamak daha doğru. Ben ne demek istediğini anlıyorum. Mesela CHP lideri mutlaka aday olmalı ya da CHP mutlaka kendi adayını çıkarmalıdır. Mutlaka kendi adayını çıkarmalıdır. Ve bu adayı çıkarırken tabii toplumun bütün kesimlerine güven verecek bir aday olmasına da özen göstermelidir, dikkat etmelidir. Çünkü Sayın Meral Akşener eğer ikinci tura CHP'nin adayı kalırsa hiçbir şart öne sürmeksizin destekleriz dedi. Evet. Tutumunu açıkladı. Ama biz hala CHP'nin tutumunu bilmiyoruz. Kendi adayını mı çıkaracak? Şimdi aslında az bir süre var. Şimdi iktidar partisinin adayı belli. Evet. Erdoğan. MHP'nin adayı belli. Erdoğan. Sayın Şener ben de aday olacağım dedi. BBP'nin adayı belli. Evet. Hüdapar'ın adayı belli. Hepsinin adayı belli. Evet. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı belli değil. Evet. Şimdi bir yıldan yaklaşık bir yıllık bir süre var buraya. Bir de Sayın Şener bir erken seçim ihtimali görmediğini söyledi. Yani artık normal bir seçim şeyine girdik. Yani bir erken seçim yapılabilecek bir süre yok diyor zannediyorum. Bu kadar az bir süre var ve kim hangi adayı çıkaracaksa toplumun bunu bilmesinde yarar var. Ona göre bir pozisyon almasında yarar var. Bir kere CHP'nin her şeyden önce şundan netleşmesi lazım. Yani CHP kendi genel başkanını mı aday yapacak yoksa parti içerisinden başka bir adam? Çünkü orası bile netleşmedi henüz. Evet, orası da netleşmedi. Yani orada da tuhaf açıklamalar var. Yani genel başkan aday olmayabilir. Evet, olmayabilir ama bir CHP'li. Bunun da netleşmesi lazım bilinen ki. Bilinen bir CHP'li. Alternatif aday olabilecekler kendini gösterebilsin. Şimdi şu anda çünkü Kılıçdaroğlu net bir tutum almadığı için aday olabilecek kişiler de kendisini sunamıyor. Genel başkana karşı bir tavır oluşmasın aynen diye. Aynen öyle. Bir kongreyi kaybeden Muharrem İnce eğer 100 bin imza toplarım eğer parti aday göstermezse aday olurum dedi. Yani evet. 100 bin imza toplayarak aday olacağını söyledi. Ve genel başkanlık seçimini kazanırsa da mutlaka aday olacağını evet. Kongre salonundaki konuşmasında söyledi. Ben orada izledim zaten. Evet. İlan kesicinin adaylığıyla ilgili zaman zaman açıklamalar yapılıyor onun aday olabileceği şeklinde. İlhan Kesici de benim adayım genel başkanım diyor. O da öyle diyor. Yani evet. O da öyle yani söylüyor. Çünkü herhalde o da genel başkan net bir tutum sergilemediği için onu şey yapmak istemiyor. Onu aşmak istemiyor yani bu tip teklifler karşısında. Şimdi top Kılıçdaroğlu'nda bu durumda. Bu durumda tamamen Kılıçdaroğlu'nda. Şimdi şöyle sonuçlar çıkartıyorlar. Biliyorsunuz geçen haftanın önemli gelişmelerinden biri de Koç Vakfı'nın Sayın Yılmaz Büyükerşen'e, yani Eskişehir evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e ödül vermesiydi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri. Yani kamuoyu tarafından bilinen, tanınan, sempatiyle karşılanan başarılı bir belediye başkanı. Üç dönemdir seçimleri kazanıyor. Hem de şöyle kazanıyor seçimleri. Eskişehir Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluk değil. Yani şöyle olmuş. Belediye başkanlığında Yılmaz Büyükerşen'e oy veren bir kesim belediye meclis üyeliklerini de vermemiş. Evet. Yani AKP'lilerin de oyunu almış. Tersinden söylemek lazım. Evet. Yani CHP'ye oy vermeyen ama Büyükerşen'e oy verenler var. Böyle bir isim. O nedenle adı Cumhurbaşkanlığı seçiminde sık sık geçiyor. Ama hiçbir zaman da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Büyükerşen'e evet. bu konuda şey yapmıyor. Evet, bir de Büyük Kongre'de divan başkanıydı, evet. Kurultay'da. Koç Vakfı da ödül verince ya işte büyük sermaye de bunu bir işaret verdi diye bakıldı. Yani Koç Vakfı'nın verdiği ödül bir de Koç bir düşünce vakfı. Cumhuriyet Halk Partisi
tutumunu açıklamayınca herkes bir jestten, bir tutumdan sonuç çıkarmaya çalışıyor. Burada doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kendi adayını ve ya da Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutumunu bir biçimde açıklamasıdır. Şunu da diyebilir. Ya biz Meral Akşener'i destekleyeceğiz de diyebilirler. Ama en doğrusu her partinin, her siyasal eğilimin kendi adayıyla çıkmasıdır. Mesela Vatan Partisi Doğu Perinçek adayı dedi. Evet, net bir tutum net almış olduğu göstermiş. Ve şu anda ben bakıyorum Vatan Partisi'nin bildirilerine, işte ulusal kanal yayınlarına. Propagandaya da başladılar. Evet, propagandaya da başladılar. Şöyle diyorlar ayrıca, Vatan Partisi Genel Başkanı diye de sunmuyorlar artık. Evet, Cumhurbaşkanı adayı diye sunuyorlar. Net bir tutum bu. İyi Parti Meral Akşener'i zaten aday olacağını söyledi. Söyle. Tutumu net. Sosyalistler bir aday çıkarmaya çalışıyor. Mesela TKP kendi alternatifini yaratmaya çalışacağını söylüyor. Haziran Hareketi bir Cumhurbaşkanı adayı, sosyalistlerin ortak bir adayını çıkarmak üzere bir, o da olumlu. Evet, bir herkes faaliyet, adayını göstersin. Evet, faaliyet yürütüyorlar ve bu konuda görüşmeler yapılıyor. Temaslar var sosyalist grup ve çevreler arasında. Fakat Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin tutumunu bilmiyoruz. Evet. Böyle bir tablo. Umarız bir önceki adayımızı yeniden aday gösteriyoruz demezler. Umarız. Arkadaşlar uyarıyorlar. Kısa bir araya gidiyoruz. Tamam. Değerli seyirciler, kısa bir ara vereceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli seyirciler, Türkiye'nin Yönü programını izliyorsunuz. Programımıza devam ediyoruz. İlk bölümde Sayın Abdülhatif Şener programımıza bağlandı. Kendisiyle ittifak sorununu değerlendirdik. Daha doğrusu konusunu değerlendirdik. Üç konuda dikkat çekti, uyardı daha doğrusu kamuoyunu ve diğer siyasi partileri. Seçim güvenliği konusu çok önemli dedi. AKP'nin bütün ilçe seçim kurullarını ve il seçim kurullarını masaya yatırdığını ve üzerinde çalıştığını, Yüksek Seçim Kurulu dahil, her şeyin Sayın Erdoğan'ın kazanmasına göre düzenlenmek istendiğini belirtti. İkincisi, aday önemli dedi. Güven verecek ve her kesimden oy alacak bir aday. Üçüncüsü de Erdoğan'ın kaybedebileceği duygusunu toplumda yaratmak diye değerlendirdi. Bunun üzerine duralım. Bunu değerlendirmemiştik. Ondan sonra diğer konulara geçelim. Bu aslında önemli. Yani Türkiye'de kaybettiğini iyi gösterebilmek kazanmanın belki de en önemli ilk başlama noktası olacak muhalefet partileri açısından. Bugüne kadar çünkü hep Erdoğan devlet imkanlarıyla vesaire hep şunu gösterdi. Daha seçime başlamadan seçimi kazanmış gibi propaganda edebildi. Maalesef tabii şu da oluyor. Bizim halkımızın bir bölümü de kazanana oy vermeyi tercih ediyor. Bu ta bizim mahalle kültüründen beri maalesef gelen bir duygu. Kimse dayak yiyen çocukla arkadaş olmuyor. Yani kazanan, döven çocukla arkadaş olmayı tercih ediyor. Oradan gelen bir sosyolojik mesele olarak hep kazanana oy verme duygusu var. O yüzden de 3 Kasım 2002'den beri böyledir. Yani sandıktan kazandığı, daha sandığa, sandıktan oylar çıkmadan sandığa kazanmış aday olarak konulmuştu Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002'de. Büyük medya bu işe seferber edilmişti. O nedenle de Amerika'nın bu Bob eş başkanlığı sandıktan çıkarma girişimi bu özelliği nedeniyle de aslında ilk turuncu darbeydi. Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan'dan önce. Şimdi bunun tersini muhalefet partileri sağlayabilmeli. O da şu. Hakikaten Sayın Şener'in tespitine ben de katılıyorum. Yani %35'lere kadar düşmüş durumda AKP'nin oyları. Erdoğan bu yüzden yana yakıla MHP ile ittifaka girdi. Bu nedenle Saadet Partisi'ni bu ittifaka girmeye zorlamaya çalışıyor. Bu nedenle BBP, Hüdapar gibi partileri yanına almaya çalışıyor. Çünkü ihtiyaç duyuyor. Kazanamadığı ortada. Anket sonuçlarının kendisi de bunu resmediyor. Ve bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Vatan Partisi, ÖDP, TKP, bütün partiler, herkes Erdoğan'ın kaybettiğini 2019 ya da erken yaparlarsa artık 2018'de Türkiye'nin yeni bir viraja girdiğini, Erdoğan'ın kaybettiğini iyi gösteren, bunu işleyen bir seçim çalışması yapmalarının büyük yararı olacaktır. Bu yapıldığı takdirde belki bugün 35 görünen oylar çok daha sürpriz yapıp
30'lara kadar da düşebilir ve Türkiye 15 yıllık parantezini, biz de aynı lügatı kullanalım, 15 yıllık parantezi kapatmış oluruz. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Erdoğan'ın kaybedebileceği duygusunun toplumda yaratılması önemli. Zaten aslında çok uzun bir süredir AKP ve Sayın Erdoğan tarihinin, kendi siyasal tarihlerinin en zayıf döneminden geçiyorlar. Ya son birkaç yıldır evet. Böyle. Buradaki temel sorun muhalefetin güçsüzlüğü ve dağınıklığından aldığı bir güçle iktidarı sürdüren bir heyetle ve bir liderle karşı karşıyayız. Evet. Toplumda hani bir şey vardır, hani bir suni denge vardır. Evet. Bu hani Mahir Çayan'dan o kavramı ödünç alırsak farklı bir biçimde bazen iktidarlar kendilerini olduğundan çok daha güçlü gösterirler ve yenilmez ve değişmez, değiştirilemez oldukları duygusunu toplumda yaygınlaştırırlar. AKP iktidarının son döneminde de böyle. Şöyle bir duygu oluştu çünkü. Ya ne yaparsak yapalım bunlar kazanıyorlar. Eğer seçimde kaybetseler bile sandıkta kazanıyorlar. Hileyle kazanıyorlar. Muhalefet ne yaparsa yapsın bunlar gitmeyecekler. Mesela dün bana kitap fuarında sorulan en sık soru buydu. Ne yapacağız? Bunlar nasıl gidecek? Bunlar gitmeyecekler. Öyle görünüyor. Yani insanlarda bir bir umutsuzluk hali var. Ve muhalefet partileri bu umudu yeniden oluşturmakla kesinlikle, mükellef. Öncelikle. Kesinlikle. Bunlar gitmeyecekler. Bunlar devam edecekler. Bunlar gitmiyorlar. Bunlar iktidarı bırakmazlar. Kolay kolay bırakmayacaklar. Bir çıkış var mı? Bir ışık var mı? Soru hep bu. Yani tam bu kavramlarla. Hiçbir yorum katmadan belirtiyorum. Tam bu kavramlarla soruyorlar. Bu bile yaygın bir biçimde aslında bu duygunun bu toplumda oluşturulduğunu gösteriyor. Evet. İşte Allah kahretsin bunlar gitmeyecekler. Ne yapacağız? En sık soru bu. Özellikle kadınlardan gelen soruların büyük bir bölümü böyleydi. Bunların içinde devlet memurları var. Devlet bankalarında çalışan bankacılar var. Ki Ankara bir memur kenti olduğu için yani devlet memurları yaygın bir biçimde var. Kendi ne iş yaptığını sorunca söylüyorlar. O zaman öyle anlıyorsun. Bu duyguyu yaygın bir şekilde oluşturdukları belli. Yani muhalefetin güven vermesi ve umut vermesi lazım. Yani kazanabileceklerine dair o umudu yaygınlaştırmaları gerekiyor. Bu da güçlü olur. Bu da güçlü olur. Yani güç göstererek olur. Güç koyarak olur ortaya. Hem buna uygun bir siyasal strateji hem de sokağın kontrol edilmesiyle ilgili bir durum bu. Eğer sokağı kontrol edemezseniz ya o zaman sokakta silahlı adamlar dolaşıyordu. O yüzden bir sorun çıkar diye gitmedik dersiniz. Sokağı da kontrol edeceksiniz. Bunun da önlemlerini alacaksınız. Ve yurttaşta bir güven yaratacaksınız. Yani bunlar kazanırsa bir şey olmaz. Bakın evet. Korku nedeniyle de oy vermeyenler oluyor. Hani hikaye şudur biliyorsunuz. Sıkıysa oy ver diyor adam. Evine kuruyor şeyi. AKP'li sandığı evinde kurduranlar var. 16 Nisan referandumunda böyle evet, oldu. Bir sürü öyle oy. Bir sürü öyle çıktı. Oy var. Köy var. Tamamı bakın tamamı silme evet çıkmış köyler. Bu yani çok moda bir deyim var ya. Yani yaşamın olağan akışına aykırı bir durum. Yani silme oy çıkması birçok yerden. Burada bir parantez açabilir miyim? Yani bu sokağı kontrol etme vurgun önemli. Bunu tabii izleyicilerimiz AKP tipi bir sokak kontrol etme gibi anlamasın. Bunu kastetmiyoruz. Kesinlikle. Kastettiğimiz tam da şudur. Sokak kontrolü demek aslında yani alanları kontrol etmek. Sokaktan kastımız o. Alanları kontrol etmek de bugünkü muhalefet partilerinin demokratik kitle örgütleriyle çok iç içe geçen bir düzlemde siyaset yapmasından geçiyor. Çünkü demokratik kitle örgütleri bugün saldırı altında. Bakın işte daha bu son 10 günün olayıdır. Bir bahaneyle onların ismindeki Türk ifadesinin alınmasına yönelik AKP çabası var. Bu noktada Türk Barolar, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği gibi meslek odalarına, TMOB gibi birliklere yönelik bu saldırıya karşı İyi Parti'nin de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, Vatan Partisi'nin de, Saadet Partisi'nin de, çünkü onların da üyeleri var orada, hepsinin bir topyekun mücadele vermesi gerekiyor. O topyekun mücadeleyi bu demokratik kitle örgütleriyle bu partiler verdiği anda aslında alanları kontrol etmiş olacaklar. Alanları kontrol eden bir partide ihtiyaç halinde 1000 kişiyi değil, 100 bin kişiyi bir alana yığdığı için de güven verecek, güç göstermiş olacak ve tam da bu olmasını istediğimiz umut, yani kaybedecek
vurgusu yapan ve biz kazanacağız vurgusunu öne çıkaran bir umut aşılamış olacak. Yani bir ışık var mı diye soran vatandaşın görmek istediği ışık aslında o. Yani vatandaş bir ışık var mı derken, Cumhuriyet mitingleri gibi bir miting olur mu? Gezi gibi bir yeniden halkın meseleye el koyduğu bir durum olur mu? Yeniden biz alanlara çıkabilir miyiz? Bu cesaret gösterilebilir mi? Bu umut var mıyı sormuş oluyor. İşte bunun yolu da öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Vatan Partisi gibi partilerin demokratik kitle örgütleriyle birlikte onların esas saldırı altında olduğu konulara karşı onlarla ittifak yapıp alanlara çıkmasından geçiyor. Ve aynen. Tabii sendikalar, yani sadece kesinlikle, örgütleri değil, kesinlikle. Sendikalar için de geçerli. Bugün şeker meselesi diyelim ki gündemde, şeker fabrikalarının kapatılması gündemde. Bütün partiler bunu bir siyaset konusu tabii ki de, ama bunu daha ulusal bazda ele alan ve bir memleket meselesi olarak gören bir perspektifle mücadele etmeleri, bu sendikalarla birleşmeleri gerekir. Evet, öyle görünüyor. Şimdi Sayın Şener bize bağlandığı için Afrin'i ertelemiş olduk. Bir yarım bıraktık daha doğrusu ve sadece bir boyutunu konuştuk. Benim dikkatimi çeken bir boyutuydu. Polis özel harekatının bu operasyona katılıyor olması. Hakikaten ilginç. Bir kere kanuna aykırı. Asayişi sağlamakla görevlendirilmiş. Yani bir iç güvenlik gücü olan ve savaşçı birlik niteliği bulunmayan ve sadece yurttaşları nedir? Korumak amaçlı. İşte bir hırsızlık, bir saldırı ve cinayet neyse, yani bir polisin görev ve yetki sahasını ilgilendiren işlerden sorumlu olan bir emniyet birimidir. Bir iç güvenlik birimidir Emniyet Genel Müdürlüğü. Polis Özel Harekatı Daire Başkanlığı ise, Özel Harekat Daire Başkanlığı ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı, diğer daire başkanlıklarından farkı olmayan bir birimdir. Bir farkı şudur. Terör eylemlerine karşı önlem almak ve operasyon yapmak üzere kurulmuş bir birliktir ama teröre karşı mücadele, terör eylemlerine karşı mücadele savaş değildir. Savaş bambaşka bir şeydir. Bunun sınır ötesinde görevlendirilmesi, eğer bir yalanlama gelmedi, bir resim altında ya da bir başlıkta verilen o bilgi doğruysa, ki doğru olduğunu düşünüyorum ve herkes de üzerinden atladı. Yani polis özel harekatı orada ne arıyor, bu konuşulmadı. Bir savaşçı güç olarak yeniden konumlandırılması, bir de biliyorsunuz ağır silahlar da artık emniyete verilecek. Yani hırsızı ben merak ediyorum, tankla mı kovalayacaklar, yani nedir? Zaten elinde hafif zırhlı araçlar var. Yani bir terörle mücadelede kullanılabilecek hafif zırhlı araçlar var. Kırsal kesimde ise ordu görev yapıyor zaten. Jandarma komando birlikleri görev yapıyor, görev sahası itibariyle. Hala Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı derin bir güvensizlik içinde olduğu anlaşılıyor iktidarın ve polisi, polis örgütünü, özellikle özel harekat birimini Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dengeleyecek bir biçimde yeniden yapılandırmaya çalıştıkları anlaşılıyor diye düşünüyorum. Ben biraz farklı bakıyorum. Nedir? Yani birincisi, yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Irak'a yönelik sınır ötesi operasyonlarda da zaman zaman polis özel harekat timleri rol alıyordu. Bu yönü var. Bir araştıracağım program sonrasında, çok emin değilim. Ama Afrin'le yok, ilgili boyutu... Yok, o konuda haklısın, vardı ama orada Türk ordusu şöyle bir durum vardı. Türkiye sınırları içindeki PKK'ya karşı verilen mücadelede görev alan polis özel harekat birlikleri, birimleri sıcak takip hukuku çerçevesinde sınırı da geçip operasyona devam edebiliyorlardı orduyla. Ama bu böyle değil. Bu bir burada, askeri harekat. Burada şöyle bir durum var anladığım kadarıyla. Şimdi bir kere bu askeri harekat Kuzey Irak'takinden çok farklı. Yani bir konvansiyonel savaşlar dönemi Suriye'de yok. Yani konvansiyonel bir savaş olmadığı noktada bu tip daha özel harekat tecrübesi olan timlerin, takımların operasyona dahil olduğu bir durum var. Bu belki şu anlama geliyor olabilir. Yani Afrin'in içine girme hazırlığının bir işareti belki olabilir. Yani bir şehir içi çatışma anında polis özel harekatlarının daha başarılı olacağı konvansiyonel yapılardan farklı olarak düşünüldüğü için belki böyle bir hazırlık olabilir. Ben bunun belki bir işareti olarak görüyorum. Çünkü artık şey gibi bir durum yok. Yani jandarma özel harekat ya da polis özel harekat, Türk ordusunu dengelemek falan gibi bir durum yok. Türk ordusunun dengelenecek
Yani ideolojik anlamda dengelenecek bir durum yok. O fotoğrafları gördük. Yani MHP-AKP ittifakını Suriye'den bir elinde Bozkurt işareti, bir elinde Rabia işareti yapan subayların ve askerlerin olduğu tablolar var. Ve daha önemlisi, burada da yine bu programda da konuşmuştuk. Zaten Türk ordusunu bir İslam ordusuna dönüştürüyorlar. Yani jandarma özel harekat sosyal medya paylaşımında biz İslam ordusuyuz diye mesaj atar noktaya geldi. Jandarma özel harekat ya da herhangi bir başka birim Türkiye'de İslam ordusu değil, Türk ordusu. Türk ordusu olmaktan çıkıp kendini İslam ordusu olarak sunan bir ordu haline getirmiş İslam ordusu bir başka İslam ülkesine tabii, harekat yapıyor. Tabii o zaten başlı başına şey. Şimdi diğer yandan hatırlayalım, kısa kısa örnekleri çok uzatmayayım. Yani Genelkurmay Başkanı'nın gidip Tillo şehirlerini, tarikatlarını ziyaret ettiği, Genelkurmay Başkanları'nın kuvvet komutanlarıyla birlikte üniformalı namaz görüntüleri verdiği ya da bir başka komutanın minbere çıkıp askerlere üniformasıyla sunum yaptığı bir Türkiye tablosu kaldı geride 6 ay. Ve yine Genelkurmay Başkanı'nın ne kadar Atatürk karşıtı isim varsa onlara taziyeler ilettiği, onlarla poz verdiği pakdiller vesaire fotoğraflar oldu, hatırlıyorsunuz. Zaten yani bugünkü mevcut ordu yönetiminin böyle bir dengelenmeyi gerektirecek bir polis dengelenmeyi gerektirecek bir ideolojik formasyonu zaten kalmadı. Aynen öyle. Öyle evet. Görüyorum. Fakat Sayın Şener'in de ifade ettiği gibi kanuna aykırı bir durum var. Bir iş evet. Güvenlik gücü. Polis onu, bir onun iş mesela yine gücü. Meclisteki yani, grubu olan hukuka, partilerin bu konunun üzerine evet, gitmesi hukuka, gerekiyor. Hukuka aykırı görünüyor. Evet, Afrin'le ilgili gelişmelere bakarsak, bugün bir açıklama var, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama. Benim bu açıklamayı, daha doğrusu açıklamayı bir hemen getireyim ben. Durum şu. Çözümü sabote edecek her gelişmeye şiddetle karşılık vereceğiz diyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklama. Yani ayaküstü Lavrov'un işte gazetecilerin bir sorusu üzerine verdiği bir cevap değil. Yazılı bir açıklama olması bakımından bu önemli. Şimdi böyle bir açıklama ihtiyacı nereden kaynaklandı, buna bir bakmak lazım. Niye böyle bir açıklama yaptı Rusya Dışişleri Bakanlığı? Hangi ihtiyacın bir sorunu, nasıl değerlendiriyorsun bunu? Şimdi açıklamayı getirip tamamını okuyacağım. Kısa bir açıklama zaten, evet. Yazılı açıklama. Yani bir dış haberci olarak, bir dış yorumcu olarak nasıl bakıyorsun? Yani sen yorumlayayım mı yoksa evet, açıklamaya getirecek misin? Şimdi ben birincisi şöyle değerlendiriyorum. Bu Birleşmiş Milletler... den çıkan bir aylık ateşkes kararıyla birlikte değerlendirmek ateşkes lazım. Ateşkes ihlali var çok evet. Sayıda ve bundan bir rahatsızlık duyuluyor. Şimdi orada Rusya'nın resmi tavrı şu, bu açıklamanın devamında da var. Yani altta aslında kısa bir açıklama değil, uzun bir açıklama altında da var. Ve Rusya şunu söylüyor, zaten Astana sürecindeki gözlem noktaları kurmakla mükellef ve ateşkesi sürdürmekle mükellef 3 ülkenin, yani Rusya'nın, İran'ın ve Türkiye'nin ateşkesteki tavrı bu Birleşmiş Milletler'in kararının bir parçası olarak yer alıyor ve bunu olumluyor. Dolayısıyla ben bu açıklamanın doğrudan Türkiye'yi hedef alan bir açıklama olduğu sonucunu çıkarmıyorum açıklamadan. Çünkü şu da var, aynı zamanda Rusya şu açıklamayı da yaptı. Terörle mücadele operasyonlarının askıya alınmayacağını, bu noktada Türkiye'nin terörle mücadele operasyonu yaptığı şeklinde de Moskova'nın genel bir tavrı var. Ben bunun daha çok Amerika'nın bir takım kışkırtmalarının hedef alan bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika bir yandan böyle İsrail'le anlaşmalı vaziyette Suriye ordusuna yönelik operasyonların olduğu bir sürece girdi. Hatırlarsanız Birleşmiş Milletler Amerika temsilcisi de çok açık bir şekilde Suriye ordusunu hedef alan operasyonlara başlayabiliriz diye bu görüşmeler yapılırken açıklamalar yaptı. Hı hı. Biraz Rusya, Amerika'yı ve İsrail'i frenlemeye çalışan bir tutum sergilemeye çalışıyor. Yani bir ateşkes ortamını bozmaya yönelik çabalarınıza sessiz kalmayacağız demeye getirmiş oluyor. Benim bu açıklamalardan çıkardığım sonuç. Evet, açıklamayı ABC gazetesinin manşetinden okuyalım tamamını. Seyircilerimizle paylaşmış olalım ve onun üzerine benim de söyleyeceklerim var.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de bir ay sürecek ateşkes ilanı çağrısını içeren 2401 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına ilişkin yapılan açıklamada şöyle denmiş. Rusya'nın Moskova ve Şam karşıtı hislerinin körüklenmesi ve Suriye'deki siyasal çözüm sürecinin baltalanmasına yönelik girişimleri sert biçimde durduracağı belirtilmiş. Şimdi deyim bu. Evet. Yani Moskova ve Şam karşıtı hislerinin, bu kavramlar da önemli, sert bir şekilde önleneceği belirtilmiş ve çözüm sürecinin baltalanmasına yönelik girişimlerin. Rusya istediği değişikliklerin yapılmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen bu 2401 sayılı karardan sonra bu yazılı açıklamayı yapıyor. Şöyle deniyor devamla, Suriye'deki hükümet karşıtı güçlerin, yabancı koruyucularının Suriye'de insani yardımların gerekli bölgelere ulaşabilmesi için kendi üstlerine düşeni yaparak kontrolündeki güçlerin ateşkese uymasını sağlamaları gerektiğini belirtiyor. Şimdi burada örtük bir biçimde Türkiye'yi de hedefleniyor. Esas olarak da Türkiye'ye yönelik bir açıklama. Başka kim var? Yok, ben başka Türkiye kimse olduğunu düşünmüyorum. Yani Amerika'yı esas hedef alıyor. Çünkü Türkiye ve açıklamanın devamı şu. Bakın son paragrafta şöyle diyor. Yani Astana sürecinin garantör ülkeleri olan İran, Rusya ve Türkiye'nin şiddet olaylarının azalması için oluşturulan gerilimi azaltma bölgelerindeki çalışmalarının BM Güvenlik Konseyi tarafından Suriye'de tamamen ateşkes sağlanması için atılmış adımlardan biri olarak kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını söylüyor bu açıklama. Hı-hı. Yani Türkiye'nin operasyonlarını terörle mücadele kapsamında değerlendirip bunun ateşkesin içinde yer almadığını söyleyip karşı çıktığı şeyleri tanımlamış oluyor. Yani zaten terör örgütlerini de tanımlıyor. Nusra, El-Kaide vesaire gibi. Yani ben doğrudan Türkiye'ye hedef alan bir açıklama gibi doğrudan okumadım. Olmasa bile şöyle, çünkü daha önce de yine Astana sürecine dikkat çekerek Türkiye'ye uyarılmıştı. Şu var ama yani Rusya'nın bütün açıklamalarında doğrudan Türkiye'yi hedef almasa bile tonunda şu oluyor zaten. Yani Şam'la anlaşmadığın için meşruiyeti sağlayamamış işgalci konumundaki Amerika'nın safına hep düşüyorsun uyarıları bir ton olarak hep var. O ayrı. Yani onu zaten Şam'la anlaşsın diye Türkiye ısrarla bunları söylüyor zaten. Şimdi orada Şam karşıtı gruplar dendiği takdirde ki kavram o. Şimdi Amerika ile işbirliği yapan sadece YPG var orada. YPG. Güneyde mesela Türkiye'nin anlaşmadığı ÖSO'cuların bir kısmı Amerika ile anlaşmış vaziyetteler ve Ürdün sınırında. Onlar da var ama bir kısmı da yine hem Rusya'nın hem İran'ın hem Suriye'nin terörist gruplar dediği grupların önemli bir bölümü de Türkiye'nin desteklediği, hatta bu operasyona dahil ettiği ÖSO çatısı altında. Bunları da kastetmesi, yani kastetmiyor olması mümkün değil gibi görünüyor bana. Çünkü daha önce de Astana sürecini işaret ederek Türkiye'nin Şam yönetimiyle işbirliği yapmasının sınırlarını korumasının tek biricik ve gerçekçi yolu olduğunu ve ancak böyle sağlanabileceğini daha önce belirtmiş ve Türkiye'ye uyarmıştı. Doğru, ağırlıklı olarak bu Amerika'yı hedefleyebilir. Ama örtük bir biçimde Türkiye'yi de uyaran bir açıklama olduğunu düşünüyorum bunu. Yani çizilen bir sınır var. Yani izinli bir operasyon olduğu çok açık bunun. Yani sınırları çizilmiş bir, Rusya tarafından özellikle sınırları çizilmiş bir iznin verildiğini düşünüyorum. Ha, Türkiye, yani daha doğrusu AKP iktidarı, Erdoğan yönetimi bu sınırları ya da çizilen bu sınırları ihlal edebilir. Öngörülen sınırların dışına çıkabilir ve aşabilir. Çünkü sahanın başka bir dinamiği var. O dinamik başka bir yönde gelişir diye düşünüyorum. Kısacası bir başka şey de şu, bu yaz sıcak geçecek dedi ve bu operasyon uzun sürebilir dedi. Şimdi hani bir ayda gidip hızlı bir sonuç alınamayacağının ortaya çıktığı biçiminde yorumlanabilir bu. Evet. Kısa ve kolay bir zafer peşinde koşmuşlardı. Bunun mümkün olmayacağını gördüler. Özellikle Afrin'e Suriye yönetiminin, Suriye'deki meşru hükümetin desteklediği bazı güçlerin, milis kuvvetlerinin girmesi ki bunların bir bölümünün geri çekildiği belirtiliyor. Bu bilgi ne kadar doğru bilmiyoruz bunu. Ama Suriye kaynaklarından ve bizim ABC'nin Suriye'deki bazı güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre ciddi bir gücün Afrin'e girdiği ve Afrin savunmasında görev alacağı belirtiliyor. Evet. Bunun zannediyorum operasyonun hızını da kestiğini düşünmek mümkün.
hafif silahlarla girildi dedi. Biz görüntüleri yayınladık. Hafif silah falan yok. Zırhlı birlikler, tanklar var. Suriye bayraklarıyla giriyorlar Afrin'e. Afrin'in kenar mahallelerine girmişler. Afrin zaten çok büyük bir şehir değil. Bir kasaba burası nihayetinde. Sözünü ettiğimiz bir ilçe merkezi. Bir kasabadan söz ediyoruz. Suriye ulusal güçleri denilen ve gayri nizami harp dediğimiz yöntemlerle, yani gerilla mücadelesiyle cihatçılara karşı savaşan aslında asıl savaşçı güçler şeye girmiş durumda, Afrin'e girmiş durumda. Şimdi YPG ile Suriye'deki meşru yönetimin de arasında bir ilişki başlamış durumda bu Afrin meselesinden dolayı. Buna nasıl bakıyorsun? Evet, şimdi Türkiye'nin bir ayı geçen bir sürenin sonunda hala yaklaşık 40 gün evet, istediği noktaya bu operasyonu getirememesi ve senin de hatırlattığın gibi artık yaza mesajlar veriliyor olmasının bir anlamı var. Yani Türkiye şunu görmeli, Suriye ordusuyla anlaşmadan, Şam'la Ankara işbirliği sağlanmadan bu askeri harekatları böyle bugünden yarına hızla sonuç alacak şekilde yürütebilmek mümkün değil. Bu çıkarılması gereken en önemli ders. İkincisi şu, milis kuvvetleri girdi ya da çıktı, bu haberlerin şu bakımdan bir önemi yok. Yani sonuçları bakımından önemi var. O da şu, eğer Türkiye Şam'la anlaşmamayı Suriye ordusuyla hareket, yani ÖSO'yla hareket etmek yerine Suriye ordusuyla hareket etmemeyi seçtiği takdirde bunun kendi askeri planlamasının önüne engel çıkartan bir karşı konumlama yarattığını da bu vesileyle görmüş oldu. Yani bu noktadan bakarak değerlendirmek lazım. Öyle bakarak biz Türkiye'nin Suriye ile dostluğunu sağlayan bir çizgiyi zorlamış oluruz. Aksi çünkü şunu getirecek. Türkiye bunu sağlayamadığı oranda AKP'nin de bunu Amerika'nın zaman zaman işte geçtiğimiz 10 günde olduğu gibi Türkiye'nin önüne bir takım havuçlar getirerek AKP hükümetini yeniden kendi rotasına çekmeye çalışan ve operasyon uzadıkça da bunu Suriye, daha doğrusu Astana sürecinin bileşenlerinden uzaklaştıran bir noktaya doğru çekme zemini oluşacak. Bunu ortadan kaldırmak gerekir ve tabii bunun sonucu da ne olacak? Bunu iç politikada başka türlü kullanmaya götürecek. Benim gördüğüm Türkiye AKP hükümetinin izlediği çizginin büyük sıkıntılarını yaşamaya önümüzdeki günlerde daha fazla başlayacak. Çünkü çok açık bir şekilde Çavuşoğlu bizim buradaki bütün analizlerimizi doğrulayacak şekilde Amerika bize bir teklif getirdi. Biz bu teklife varız. Yeter ki kendileri sözünde dursun diye daha adam ne söylesin, açık açık söylemiş oldu. Biz varız diyor yani o teklife. Şimdi bu buraya doğru evrilirse iş yeniden başa dönmüş olacağız. Ve Türk ordusu bu kez daha büyük sorunlarla karşı karşıya gelmiş olacak. AKP hükümeti de bunu Türkiye'de yerlilik, millilik, yurtseverlik, vatan meselesi falan filan derken bir 15 Temmuz 2018 seçimine götürüp bir cumhurbaşkanlığı meselesine dönüştürebilir. Bu tabloyu sadece Türkiye adına değil, toplam bölge adına da daha karmakarışık hale getirebilir. İşler iyice işinden çıkılmaz hale getirilebilir. Ne yapılmalı? Yapılması gereken şey şu, Türkiye'nin Afrin operasyonu noktasında AKP hükümetinin Amerikancı bir boyut izleyebilecek politikalarının karşısında Türkiye'nin bütün muhalif kuvvetlerinin önemli durması, orada bir barikat oluşturması, Türk ordusuna bir maceraya bu noktada, yani Şam ordusu, Şam'ı da karşısına alan, Suriye ordusunu da karşısına alan bir çizgide Türk ordusunu bir maceraya atmasına müsaade etmeyen bir çizgi izlemesi gerekiyor. Türkiye'nin bütün kuvvetlerinin, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere ve bugüne kadar Türk ordusuna kumanda etmiş bütün komutanlar başta olmak üzere ciddi bir direnç gösterilmesi gerekiyor. Şam'la Türkiye'yi karşı karşıya getirebilecek maceralar Amerika'ya, İsrail'e yarayacak ve bugün hala Erdoğan'ın katil Esad, terörist Esad dediği ve kendisine Esad'la görüşülmeli diyenlere karşı onunla ne görüşeceğiz, o şöyledir, böyledir diye yaptığı bütün açıklamaların karşısında dirençle durulması gerekiyor özetle. Evet, bir de tabii bu tip suçlamalarda dikkat etmek lazım. Hendek savaşlarını gerekçe göstererek aynı şekilde bir başka güç de sizi suçlayabilir ve bunu bir müdahale aracı haline getirebilir. Her şeyden önce sınırların dokunulmazlığı ve değişmezliği ilkesine, ulusal egemenlik ilkesine ve uluslararası hukukun
bu sınırların güvencesini sağlayan, birliğini sağlayan, ulusal birlik ve bütünlüğü garanti eden bütün hükümlerine özellikle Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra yeni dünya düzeni denilen düzen 1991'den itibaren başladı diye düşünürsek eğer, işte sosyalist blokun dağılması, işte Birinci Körfez Savaşı hemen ardından, onun ardından başlayan bir süreç olarak bakarsak, bu dünyada kana, gözyaşına, savaşa, yıkıma ve büyük acılara yol açtı. Evet. Ve bu fiili hukuk, daha doğrusu hukuksuzluk devam ediyor. Türkiye bir Özal iktidarı döneminde böyle bir maceraya kalkıştı, fakat büyük bir direniş sergiledi Türkiye. Türkiye'nin demokratik kamuoyu, ulusal kamuoyu büyük bir direniş sergiledi ve bu gerçekleşmedi. Bir de garip bir şey var Türkiye'de. Ya liberaller savaş istiyor, bu ulusalcı dedikleri savaşa karşı. Tuhaf bir durum yok mu sence? Yani hani bu ulusalcılar şeydir, siyasetçiler de savaş ister ama askerler mesafeli olur ya, onun gibidir. Ya herhalde, yani şimdi ulusalcı dedikleri kesimlerin daha savaşçı olması lazım. Yani hemen gidip Suriye'ye girmesi lazım. İlginç, evet. Türkiye'de ulusalcı denilen kesimler Suriye'yi desteklediler bu süreçte sürekli. Evet. Ve bu liberaller de sürekli Amerika ve savaş yanlısı, evet, ve müdahale yanlısı oldular. Çok garip bir durum var yani. Eskiden de öyleydi. Irak, evet, savaşı boyunca da böyleydi. Kimin demokrat olduğu burada çok tartışılabilecek, evet, bir tablo. Evet. Yani bizim gibi hani Cengiz Çandarlar, evet, hızla girilip, evet, Musullar, Kerkükler alanını, evet, evet, savunuyordu. Özal'a bu yönde akıl hocalığı yapıyordu. Özal'ın danışmanıydı biliyorsunuz. Tabii. Daha sonraki Çandar. Liberaller de aynı şeyi, evet, AKP hükümeti için yaptılar. Çünkü AKP'yi az bir süre desteklemediler. Yani 15 yıllık AKP iktidarının neredeyse 2014'e kadar, 2015'e kadar, tabii 2015, 2015'e kadar desteklediler. Yani 13 yıl boyunca AKP iktidarını desteklemiş bir liberal çevreden söz ediyoruz. Son birkaç yıl, 1-2 yıldır bir tutum içinde, özellikle de bu 17-25 Aralık sürecinden sonra bu destek çekilmeye, şöyle, kopmaya başladı. Şöyle götürmek lazım tarihi daha net olsun diye. Aslında bizim bugün bu eleştirdiğimiz yetmez ama evetçilerin neredeyse tamamı 1994 yılında Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığına başladığı noktadan itibaren ona destek verdiler. Yani biz o 2002'den sonrasını hep konuşuyoruz ama o 28 Şubat'ındaki sürecindeki ve öncesindeki belediye başkanlığı dönemindeki Erdoğan'ın o Türkiye'yi daha yeni yeni hedef almaya başlayan ilk açıklamaları, Osmanlı şehremini sistemi vesaire gibi açıklamaları, laiklikle ilgili karşıt açıklamaları noktasında liberallerin tutumları arşivlerde duruyor. Aynen öyle. Belki sen kitabını güncellersen bu konuya da o öyle, arşivleri öyle de dökersin. Liberal İhanet kitabını güncellemek, evet, lazım çünkü eğer bazı Twitter mesajları doğruysa, bizim yayın sırasında Sevan Nişanyan'ın attığı söylenen bazı Twitter attığını gördüğümüz Twitter mesajları doğruysa eğer, onlara gerekli ve hak ettiği karşılığı vereceğiz. Yalana ve dedikoduya dayalı, dedikodu bile değil, evet, süpedüz yalana dayalı ve hala bir cinayetle tehdit eden, öldürmekle tehdit eden o mesajların hesabını verecekler. Yani liberallerin kaçacak bir yeri yok. Özellikle Sevan Nişanyan gibi artık o terbiyesiz, böyle dili ve ağzı bozuk tipler bu hem AKP'yi desteklediler ve iktidara taşınmasına büyük katkıda bulundular bu çevreler, hem de hala şirrettiklerini, terbiyesizliklerini sürdürüyorlar. Bir de ona buna terbiye vermeye kalkıyorlar. Nişanyan ama, da taraf yazarı, evet, onu da hatırlatalım. Evet, evet. Nişanyan, Sevan Nişanyan. Bu ağızlarını bozmanın bedelini ağır bir şekilde görecekler. Onu da belirtmek lazım. Hak ettikleri şekilde görecekler. Evet değerli seyirciler, programın sonuna geldik, bitirdik. Bizim Türkiye'ye işaret edeceğimiz yön, önereceğimiz yön çok açıktır. Abdüllatif Şener Bey ile yaptığımız değerlendirmeden sonra, ortak değerlendirmeden sonra ortaya çıkan başlıklar üzerinde konuşurken zaten buna yeterince işaret ettik. Bir, seçim güvenliği, ki 2019 eğer bir kritik dönemeşse, çünkü şöyle düşünüyorum, AKP bir rejimi yıktı, cumhuriyeti yıktı ama yerine yeni bir şey kuramadı. İnşa edemedi. Bu güce, bu birikime, bu donanıma sahip olmadıkları ortada. Ve bir de bunun karşısında dağınık da olsa bir direniş var. Şiddetli bir direniş var. Demokratik bir direniş var. 2019 eğer böyle bir tarihsel dönemeç olacaksa, bir seçim güvenliği önemli. Bir muhalefetin adaylarının netleştirilmesi önemli. Üç, tabii bir strateji, bir program konulması önemli. Evet. Yani tüm bunların bir teorik arka planı, bir siyasal arka komşularla planı. Komşularla dostluğu tabii, hedef alan, tabii, içeride kamucu ekonomiyi aynen hedef öyle alan bir programın ilan edilmesi gerekiyor. Bugün AKP'nin ilan ettiğinin tam karşısında. Erdoğan'ın yenilebileceğini dedik, yani görülmesi lazım. Aslında bu yeni bir şey değil.
uzunca bir süredir, son yıllarda AKP en zayıf, en güçsüz döneminden geçiyor. Tıpkı amblemindeki ampul gibi havada asılı, altı boş, boşlukta asılı duruyor. Eğer akıllı bir ve doğru bir muhalefet stratejisi izlenirse bunu kazanmak çok mümkün. Hiç bu kadar yaklaşmamıştı diye değerlendirebiliriz. O bakımdan buradan bütün muhalefete, bütün toplum güçlerine bir çağrı yapmış olalım. Ve böyle bitirelim. Evet. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler dilemiş olalım. Evet. Son söz olarak söyleyebileceğimiz Türkiye'nin bu yeni sürece aslında çok da hazırlıklı olduğu, dış politikası ve ekonomisi bu kadar sıkıntı veren bir iktidarın iktidardan kurtulmak herkes için, AKP'nin tabanı içinde büyük ihtiyaç olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bunu bilerek, bunu düşünerek hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben tümüyle katılıyorum buna. İyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki pazar günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.